Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde eğlenmeye başlıyoruz Tonguç Elhan'ı benim. Hep beraber gezeceğiz. Beraber gün batımını izleyeceğiz geziye çıkacağız, yat turuna çıkacağız, tarihsel yerleri ziyaret edeceğiz, otelde kalacağız, safari turuna katılacağız, hediyelik eşyalar alacağız, fotoğraflar çekeceğiz. Gerçekten güzel ülkemizde turistlerin yaptığı şeyleri bu sefer biz yapacağız. İngilizce olarak öğrenci sonuç benim. biliyorsun. Fethiye var, Antalya var, işte Bodrum var, Kuşadası, Marmaris çok güzel yerlerimiz var ülkemizde. Hiçbirine gitmedim ama gideceğim hocam. Tabii gidersen evladım bu sene şimdi senin LGS sen LGS odaklan. LGS güzel güzel çalış. Sonrasında zaten çok güzel bir şekilde ...ülkemizin güzelliklerini ziyaret edeceksin. Peri bacalarına gideceksin mesela. Balonla uçtunuz mu hocam? Evet evet uçtum. Çok da keyifli. Sen de uçacaksın hiç merak etme. Peri uzaylılar mı yapmış hocam? Bilmiyorum. Peri uzaylılar mı yapmış? Tabii ki uzaylılar yapmadı evladım. Peri bacaları akarsudan aşındırmasıyla oluşuyor. Neyse konumuz şimdi ne peri bacaları... ...ne balon... ...ne de e, e, Fethiye. Bugün konumuz esasında... Normalde LGS'de gelen bu konuyu nasıl full yapabiliriz, nasıl kaçırmayız onu öğrenmeye çalışacağız. Hep beraber bu kelimeleri öğreneceğiz. Mesela diyelim ki watch the sunrise, gün batımını izlemek. veya watch the sunrise, gün doğumunu izlemek. Sunset'te gün batımı oluyor. Veyahut da go sightseeing, yani gezmeye gitmek. Ya da visit a historic site, yani tarihi bir bölgeyi, tarihi bir şeyi ziyaret etmek ya da take a boat trip, bir yat turu yapmak veyahut da stay at a hotel, otelde kalmak, işte attend a safari tour, bir safari turuna katılmak, take a photo, fotoğraf çekmek, buy a souvenir, hediye almak bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Ardından da LGS'de bu sorular nasıl gelebiliyor onları göreceğiz. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım. Bu konuyla alakalı tüm derslerde test 13'ü. Dinamo'da sayfa 152-155'i ve Zoru Bankası'da da 10'da 10'da İngilizce kısımda test 19'u ödev olarak vereceğiz. O yüzden kitaplarınızı hazırlayın arkadaşlar. Dersimizin sonunda ödevlerimizi güzel bir şekilde vereceğiz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, dersimiz başlasın. Are you ready Tonguç? go? ready. Harikasın. Hadi o zaman intromuz girsin. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Buraya! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada. Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Şimdi ilk başta kelime bilgimize başlıyoruz Tonguç'um. Zaten LGS eşittir, LGS İngilizce eşittir kelime bilgisi. Yani sana LGS girdiğinde hiçbir şekilde Este gelir, hi gelir, shiit gelir, daz gelir. Bunlar sormuyorlar. Böyle direkt metin veriyorlar. Sen buradaki kelimeleri biliyorsan tıkır tıkır yapabiliyorsun. Kelimeyi bilmiyorsan kaçırıyorsun. Dolayısıyla kelime bilgisi çok çok önemli. O zaman bu kelimeleri şimdi öğrenelim demiş ki: "Write a verb in each blank." Bir fiil yazın her boşluğa demiş. Şimdi sunrise gün doğumu demek. Sunset de gün batımı. Gün batımı gün doğumu izlenir. O zaman buraya yazıyorum. Watch the sunrise. Gün doğumunu izlemek. Sightseeing, gezmek demek. Go sightseeing, yani gezmeye gitmek. Buraya baktığımızda boat trip, yat turu. O zaman take a boat trip, yat turu yapmak. E, historic site, tarihi bir bölge, tarihi bir yer demek. Bunlar da tabii ki ziyaret ediliyor. Visit şeklinde kullanıyoruz. Sonuç helalim benim. Otelde tabii ki kalıyoruz. Stay at a hotel. Otelde kalmak diyoruz. Safari turuna da katılıyoruz. Attend a safari tour. Safari turuna katılmak. Aynı zamanda souvenir hediye demek. Buy a souvenir. Yani hediye almak. Fotoğrafta tabii ki çekilir. Take a photo şeklinde söylüyoruz. Demek ki otelde kalmak, safari turuna katılmak, fotoğraf çekmek, hediyelik eşya almak yani hediye almak. Aynı zamanda gün doğumunu izlemek, gezmeye gitmek, tarihi yerleri ziyaret etmek ve yat tur yapmak şeklinde bu kelimeleri aklımızda tutacağız Sonuç Elan'ın benim. Şimdi gelelim types of places. Mekanların çeşitleri var. Bunlar da sınavda çıkabiliyor. Bize bir tarihi yer verip bunun ancient city yani antik kent mi olduğunu bak. Ancient antik demek. City de şehir demek. Antik şehir, antik kenti yazabiliyoruz. Ya da countryside mı Yani köy mü? ...kırsal kesim mi, köy mü olduğunu bize sorabilirler. Kırsal kesim demek Tonguç'um, köy demek. Veyahut hatta historic sites yani tarihi siteler, tarihi yerler. Histori tarih demek, historik de tarihi demek. Tarihi yerler şeklinde aklımıza tutmamız gerekecek. Mesela diyelim ki Efes'ten bahsediyorsa e, tabii ki burası tarihi bir yer oluyor. Rural yine rural diye yazılıyor bu. Kırsal demek Tonguç eyledim benim. Ve urban da kentsel. Yani mesela İstanbul'da yaşayan bizler urban area yani şehir merkezine şehirde yaşıyoruz ama köylerde yaşayanlar rural area e, kırsal yerlerde yaşamış oluyorlar. Seaside ise deniz kenarı demek Tonguç haladım. E sea deniz side de kenarı deniz kenarı diyebiliriz. Mesela burada ne demişsin? I prefer ancient places. Ben tarihi yerleri bak antik yerleri hatta antik yerleri tercih ederim demişsin. Şimdi geldik buraya bazı kelimelerimiz var. Bunları da bilelim. Sınavda çıkabilir. Mesela diyelim ki Rumeli Hisarı var. Buna biz Castle, kale şeklinde söyleyebiliriz. Rumeli, Rumeli Hisarı mı hocam? Rumeli, Trakya'nın olduğu taraf. Yani şöyle bir e, hani bizim biliyorsun bir Trakya yarımadasımız var. Bir de Anadolu yarımadası var. Burası Rumeli oluyor. Anadolu tarafından Avrupa'ya geçtiğinde Rumeli'ne geçmiş oluyorsun. Rumeli'de bulunan yani Avrupa'ya kasa bulunan Hisarı biz Rumeli Hisarı diyoruz. Dolayısıyla Rumeli ile Rumeli Hisarı aynı şey değil. Rumeli Hisarı bir kale, Castle. Rumeli Castle. Ama Rumeli bir bölge. Tamam mı Tongucuğum? Devam ediyoruz. Buraya baktığımızda bir cave yani mağarayı görüyoruz. Aynı zamanda bir camimiz var. Mosque Mosque şeklinde söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir köprümüz var. Bridge şeklinde söyleyebiliriz. Tonguç evladım benim. Ee, ve burada da bir çeşme var. Yani fıskiye de denebiliyor buna. Fountain, e, hayrat, fıskiye, çeşme şeklinde söyleyebiliriz. Ve bir sarayımız var. Burada da Palas yani saray şeklinde söyleyebiliriz. Sonuç evladı benim. Şimdi o zaman Castle, kale, cave, mağara, Moskü, cami, palas, saray, fountain, fıskiye, çeşme, bridge de köprü anlamına geliyor. Şimdi gelelim diğer kelimelerimize. Burada demiş ki accommodation, transportation, location, attraction, climate gibi kelimeler var. Mesela diyelim ki accommodation konaklama demek. Buraya yazıyorum konaklama. Konaklama deyince aklına şunlar gelecek. Mesela diyelim ki eğer soruda sana otel derse veya da resort derse veya da işte bed and breakfast derse yani yatak kahvaltı derse oda kahvaltı derse bunlar konaklamayla alakalı şeyler. Konaklamayla alakalı şeyler olduğunu bileceksin. Transportation ise ulaşım demek Tongicelerin. De Transport Ulaştırmak demek transportation ulaşım. Şimdi mesela sana otobüsten bahsediyorsa bus diyorsa veyahut da plane diyorsa veyahut da train yani uçak tren diyorsa e, ee, veyahut da işte ship cruise diyorsa bunların hatta cruise yazalım şöyle. Bunların her biri transportation yani ulaşımla alakalı Tonguç'um. Bir de location var bu da tabii ki lokasyon yani konum diyoruz konum belirtiyorsun. İngilizce'de mesela eğer hatta şöyle söyleyelim ee, şöyle çizelim ki daha yakında kalsın. Tam bir yön şeyi çizmiş olalım. Şöyle. Heh. Şöyle çizdiğimizde hatta mavi yazalım. İngilizce'de biliyorsun Türkçe de aynı şekilde. Yukarısı kuzeyi gösteriyor. Yani North diyoruz. Aşağısı güney. South diyoruz. Sağ taraf Doğu. Yani East diyoruz. Sol tarafta Batı. Yani West şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki bu işte East, West... E, veyahut da işte north bu tarz şeyleri gördüğümüz zaman south gibi şeyleri gördüğümüz zaman bunlar diyeceğiz ki konumla alakalı. Buraya da çizdik zaten. Şimdi attraction da ilgi çekici yerler. Mesela diyelim ki her şehirde, her ülkede ilgi çekici yerler vardır. Bu ilgi çekici yerleri bilirsek çok daha rahat, çok daha güzel bir zaman geçirmiş oluruz. Dolayısıyla biz de e, eğer sana bir turist geldi, where is the attraction places veya işte ilgi çekici yerler neredir derse tabii ki sen onlara böyle ilgi çekici yerler olarak işte Dolmabahçe Sarayı'nı yani Palas diyebilirsin. Veyahut da Rumeli sarayını Castle diyebilirsin. Veyahut da mağaraları gösterebilirsin. Yere batan sarnıcı mesela Cave ya da Sultanahmet Ayasofya Camii'ni söyleyebilirsin mesela. Moskü şeklinde bunları dile getirebilirsin Tonguç Eladın benim. O zaman bir turiste görüşünce karşılaşınca ne diyormuşuz Tonguç Eladın benim? Enayi Allah Habibi. Evladım Nereden biliyorsun Arap turisti olacağını? Belki de yabancı bir turist çıkacak karşına. Yabancı bir turist çıkarsa sana mesela de sorarsa ne diyeceksin? Sultanahmet. Allah'ım yarabbim. O öyle konuşacak. O Sultanahmet diye konuşabilir ama sen Sultanahmet diyeceksin. Blue Mosque mesela. Onlar Çinlilerinden dolayı Blue Mosque diyorlar. Neyse devam ediyoruz. Climate, iklim demek. Bir yerin iklimi sıcak olabiliyor, soğuk olabiliyor mesela warm diyebiliriz ya da hot diyebiliriz. İşte sunny güneşli ya da cold soğuk şeklinde söyleyebiliriz. Hatırlarsan burada mesela cloud bulut demekti. İşte storm fırtına demekti. Sun güneş demekti. Rain yağmur demekti. Snow kar demekti. Fog sis demekti. Bunların yanına y getirince sisli gibi oluyor mesela. Foggy sisli, cloudy bulutlu, stormy fırtınalı, sunny güneşli, rainy, yağmurlu, snowy, karlı şeklinde söyleyebiliyoruz. Mesela aynı zamanda wind, rüzgar demekti. Wind olunca da rüzgarlı oluyordu. Bunlar da hep iklimle alakalı tonguç şeylerdi benim. Şimdi geldik diğer bir kısma. Demiş ki describing places yani mekanları tarif etmek. Şimdi what do you think of Urfa? Urfa hakkında ne düşünüyorsun? Did you enjoy your trip? E, seyahatinden mutlu kaldın mı diyor. Seyahatinden mutlu oldun mu diyor. Oo, kebap ve lahmacun mu yiyeceğiz? Tabii ki Urfa deyince aklımıza kebaplar, lahmacunlar, tatlılar geliyor. Gerçekten benim de canım çekti şimdi neyse. O zaman bu arkadaşımız cevap verecek. Diyecek ki it was incredible. Harikaydı, inanılmazdı. It is really an ancient city. Gerçekten tarihi bir şehir. Balıklı göl, Moskuz and worth seeing. Gerçekten balıklı göller, camiler, mağaralar görmeye değer diyor. But the weather was too hot. Fakat hava çok sıcak diyor. Gerçekten Urfa çok sıcak ama e, peygamberler şehri Urfa gerçekten. Orada birçok değerli peygamber yaşamış. Hazreti İbrahim de orada yaşamış. Dolayısıyla oraları ziyaret etmek lazım. Balıklı gölü, işte camileri, mağaraları görmek lazım diyor buradaki arkadaşımız. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. What do you think about Egypt? Mısır hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bu da demiş ki Egypt is an ancient country. Mısır eski antik bir kent diyor. Antik bir ülke diyor. Gerçekten de hatırlarsan Mısırlar takvimi bulmuşlardı. Hieroglif yazısını bulmuşlardı. Dünya tarihiyle alakalı çok değerli bir yer. What is the weather like in Istanbul? İstanbul'da hava nasıldır diye sormuş. Şu anda gerçekten çok soğuk. The weather is cold in Istanbul. Ben bile hatta bak kazakla geldim yani. Daha ne yapabiliriz ki? Hava soğuk İstanbul'da diyoruz. Geldik buraya making comparisons yani karşılaştırma cümleleri yapacağız. Burada karşılaştırmanın nasıl yapıldığından ziyade kelimeleri bilmemiz daha önemli Tonguç'um. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Kısa sıfatlarda yani mesela diyelim ki slow yavaş demek ya da young genç demek ya da cold soğuk demek ya da başka ne diyebiliriz mesela old mesela eski veya yaş demek ya da tall uzun demek. Bunlar tek bir hecden oluştuğu için bunlar da daha Yavaş dediğimizde, daha genç, daha soğuk, daha eski, daha uzun dediğimizde slower, younger, colder, older, taller şeklinde sadece erkek getireceğiz ve de den getireceğiz. Şimdi fakat bir de uzunlar var. Uzunlara birazdan geleceğim. Şimdi bunlara bakalım. Mesela bak burada er ve den geliyor. Big mesela kısa bir sıfat. O yüzden big, bigger oluyor. tabi bir tane g ünsüzü sürüyor. Ona dikkat edeceğiz. Ya da hat, hatır oluyor. T ünsüzü sürüyor. Buna dikkat edeceğiz. Egypt is Mısır bigger than Turkey. Türkiye hatta Türkiye diye yazalım bunu şöyle. Türkiye diyelim. Mısır Türkiye'den daha büyük diyor. Gerçekten toprak parçası olarak daha büyük. ve hatta ee, işte hotter. Egypt is hotter Türkiye. Gerçekten Mısır Türkiye'den daha sıcak. Afrika'da çünkü. Şimdi o zaman biz kısa sıfatlarda Erik geldiğini anladık mı Tonguç Herhalde Yes. Harikasın. Şimdi bir de uzun sıfatlar var. Yani mesela diyelim ki beautiful, güzel demek. Ya da işte difficult zor demek ya da işte interesting ilginç demek bunlar gördüğün gibi şunlardan daha uzun daha fazla kelimeden oluşuyor daha fazla heceden oluşuyor daha doğrusu. Şimdi o zaman bunlarda beautifuler difficulter interestinger demiyoruz da more beautiful than ya da more difficult than more interesting than ifadelerini kullanıyoruz. O zaman burada expensive more expensive'den oluyor more expensive diye söyleyeceğiz. Ve hatta modern more modern şeklinde söylememiz gerekiyor. Tonguç herhalde benim. Şimdi mesela Türkiye İtalya'dan daha modern diyeceğiz. Türkiye is more modern than Italy diyebiliriz. Bu Türkiye'de yine Türkiye şeklinde yazalım. Tonguç herhalde benim. Şimdi geldik bir de kafa karışıklığı yapanlar var onlara bakalım. Şimdi öncelikle kısalarda belliydi ne yapıyorduk? Hard harder oluyordu zor daha zor şeklinde veya sert daha sert de iki anlam var. Yine bu da kısa sadece sondaki y harfi gidiyor er geliyor. Yani easy y gidiyor easier diyoruz. Ya da risky riskier şeklinde söylüyoruz. Şimdi bunlar kısalardı. Kısaların nasıl olduğunu zaten burada az önce göstermiştik. Yani slow slower than, young younger than, cold colder than, old older than, tall taller than. Şimdi uzunlarda ise hatırlarsan eğer mer gelmiyor başına more geliyordu. More beautiful than, more difficult than, more interesting den. Şimdi boring sıkıcı demek uzun bir sıfat. O zaman bu more boring olacak. Ya da difficult zor demek az önce yazdık zaten bunu. More difficult şeklinde söyleyeceğiz Songuç'um. Ya da experience tecrübe demek more experienced şeklinde söylüyoruz Songuç'a adım Şunlar ise bak bu good ve bad ise tamamen farklı. Burada gooder ya da better ya da more good ya da more bad falan demiyoruz da burada yapmamız gereken şey şu. Good better oluyor. Yani iyi daha iyi. Kötü de daha kötü yani worse şeklinde oluyor. Bak good better. İyi daha iyi. Hani better olsun derler ya bu sefer iyi olsun demiş gibi olsun. Daha iyi olsun. Bad kötü worse de daha kötü oluyor. Tonguç Elad'ım benim. Şimdi seni yapman gereken bunların LGS'de nasıl geldiğine dair odaklanmak. Yani LGS'de bu konuda nasıl soru geliyor? Burada LGS'de bize bu kelimeleri nasıl soruyorlar? Bunları çok iyi bilmen lazım. Kelimeler üzerinden gitmen lazım. Sorular üzerinden gitmen lazım. O yüzden de bizler sana tüm derslerde test 13 ödev olarak görüyoruz. İngilizce kısmını hemen açıyorum. Burada on the phone'dan sonra hemen şurada gösteriyorum. Bak Adventures ünitemiz bitiyor. Ardından Turizm 1 testini ödev olarak veriyoruz. Bu soruları telefonla da çözebilirsin. Yanında gezdirirken tabletten de çözebilirsin. Kitaptan da çözebilirsin ikinci kez. Bu testler çok önemli. Takıldığımız zaman bu sayfalarda bilmediğimiz kelime kalmamalı Tonguç'um. Ya da aynı şekilde e, Zoru Bankası'da test 19 e, mutlaka yine önemli. Burada mutlaka bu soruları çözmen gerekiyor turizm testini. Bu sayfalarda bilmediğimiz kelime kalmamalı. Kelimeleri güzel güzel öğrenmeli Songuç'um. Dinamo'da da yine sayfa 152 ve 155 çözmen gerekiyor. Hatta şöyle göstereyim. Bak burada zaten biz mutlaka turizm ünitesinde ilk başta bir kelimeleri veriyoruz. İngilizce ve Türkçesiyle. Sonra sadece kelimelerle alakalışmalarımıza bak. Sunrise, sightseeing, historic site, boat trip, stay at a hotel, attend a safari tour, take a photo, buy a souvenir, işte e, visit an island adayı ziyaret etmek bunların hepsini yazabilirsin bak burada bir sürü kelime var bu kelimelerden bilmediğin kalmayacak Tonguç'un bunları da öğrendiğin zaman zaten mükemmel bir şekilde konuyu pekiştirmiş olacaksın şimdi dersimizin sonunda bir challenge'ımız var kelimeleri öğrenmiş miyiz diye bakalım ardından da mutlaka ödül sorumuzu yapalım bu videoyu beğenmeyi de unutmayalım hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu